Saygıdeğer Üsküdarlar, burası Yavuz Türk Mahallesi, Orbay Sokak. Bulunduğumuz ada parsel 1612 ada bir parsel. 8383 metrekare olan bu parselimiz, Sayın Başkanımız, Başkan Yardımcılarımız ve müdürler tarafından bölündü. Taslak halindeyken kışın Sayın Başkanımız kendileri buraya geldiler ve insanlarımıza anlattılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Parseli bölmeyelim. Biz bu 8383 metrekareyi komple belediye olarak biz üstlenelim, yapalım dediler. Önce vatandaşlarımız tamam dedi. Alkışladılar, çok sevindiler. Sonra evlerine gittiler. İki gün sonra baktılar ki bu imarlan, bu emsallen bizim işimize yaramıyor. Neden? Çünkü vatandaş 200 metrekareye 5 daire yapmış. 100 metrekareye 3 daire yapmış. 150 metrekareye dükkanlar yapmış. Kira geliri iyi, rahat. Sayın Başkanım, biz 8383 metrekare bir araya gelemiyoruz. Ama bu arsa, bina, gece kondu, bina, alttaki bina, yandaki bina, bir araya gelebiliyoruz. Yaklaşık 2000-2500 metrekare insanlarımız bir araya gelebiliyorlar. İstiyoruz ki bu parselimiz bölünsün ve örnek olsun. Evet, başta arsa sahibi kardeşlerimiz dünden razı. Haklılar, çünkü 40 yıldır imar bekliyorlar. Bu bina razı, öbür bina razı. Plan gereği diğer binalar yolda ve okulda kalıyor. Onlar yanaşmıyorlar. Sayın Başkanım, burada bizim için en önemlisi şu. Vatandaş diyor ki gökdelen olsun. Eğer imarda değişiklik olmayacaksa, buralara gökdelen vermeyecekseniz bu parselin bölünmesini istiyoruz. Vatandaşlarımızda şöyle bir kanı var. Benim binam sağlam. Ben bu parsel sahibi ortaklarından biri olarak sizden şunu talep ediyorum. Siz de Sayın Bakanımızdan talep edin. Sayın Bakanımız da Sayın Devlet Başkanımızdan talep etsin. Kanunsa kanun, kararname ise kararname, yönetmelikse yönetmelik çıkaralım. Bir binada çürük olursa bir parselde, o parselin bölünmesi için yeterli sebep olsun. 2000 yıldan önce bütün binalardan deprem raporu isteyin. Bakalım hangi binamız sağlam. Saygıdeğer Başkanım, imzaları falan toplamayı bırakalım. Buna zamanımız yok. İmza toplayana kadar olası bir Marmara depremi, Allah korusun, imza toplayacak adam bulamayız.